Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Kaptan'ın kantini hakkında konuşacağız. Yaklaşık 10 gün önce, 8 gün önce geldi. 10 günlük bir etkinlikti yanlış hatırlamıyorsam. Burada görünen eşyalardan altınlı olanlarını almıştım ilk geldiği zaman. Şimdi şöyle bir geldiğim zaman böyle tek kişilik etkinlikti arkadaşlar bu. Şurada nerede? Gelelim şöyle. Kaptanın kantini. Burada ödüllerden birincisi altındı. Bunu aldık. İkincisini de alalım hemen şöyle sizinle birlikte. Hemen en baştakini alıyoruz. Altı yıldızlarımızı aldık güzel bir şekilde. Şimdi üçüncü kısımda arkadaşlar 1000 puan daha kasmamız lazım. Ben bu puanları nasıl kastım arkadaşlar? Savaş alanları ayrıyetten de bu hafta ittifak macerasına bayağı bir asıldım. Çünkü her kesilen hero karşılığında 15 puan veriyordu. Aşağı yukarı her gün için 400 puan civarı kastım yani. İttifak macerasından. Bu şekilde yani bu kadar puan yaptım. Yoksa başka türlü olmanın imkanı yoktu. Şimdi gel gelelim arkadaşlar. Bugün gelen eklenen sadakat seçici paketi arkadaşlar. Bu 1000 puan değerinde. Bunu aldığımız zaman muhtemelen kredi ödülünü de almış olacağız. Şöyle bir geldiğimiz zaman görüldüğü gibi benim 3 milyon küsür sadakatim vardı. Ben boş boş harcamadım sadakatlarımı. O yüzden elimde güzel bir sadakat birikti. Hemen bunu alıyoruz. Tabii ki burada R5 taşını değil de 7 yıldız kristalini alıyoruz arkadaşlar. Çünkü benim artık 7 yıldızlar benim için daha önemli. R5'ten bile önemli yani daha doğrusu. Şöyle geri yapalım şöyle bir bakalım. Toparlamış mıyız? Aynen bu şekilde. 3440 puanımız olmuş. 900 kredimizi de alalım şöyle güzelcene. 1010 puan daha yaptığımız zaman arkadaşlar buradan da bir tane 7 yıldız seçip veya kristalini alabilme şansımız var. Ayrıca de isterseniz burada iki tane de 6 yıldız seçici alabiliyorsunuz. Devam edelim. İlk 7 yıldızımızı aldık burada. Ayrıca arkadaşlar sadakat mağazamız da güncellendi. Bu şekilde oldu. Yani 7 yıldız almak için 1,5 milyon sadakat harcamamız gerekiyor. Cevher uyandırma var 6 yıldız. Tabii benim elimde 7 tane olduğu için suratına bile bakmıyorum. Yani beni şu anda burada tek cezbeden 7 yıldız kristali arkadaşlar. Aynısını ben tabii bunu şeyden de aldık, mağazadan da aldık, kaptanın kantininden. Burada baktığımız zaman Kara Kedi 1, Void 2, Mordo 3, Wizard'in Arcus 4, Ördek Avort 5, Fırtına 6. 6 tane hero içinden kristal açacağız arkadaşlar. Şöyle hemen gelin heyecanlı bir şekilde. Gerçekten inşallah buradan en iyi olanı tabii ki Fırtına'yı yakalarız diye ümit ediyorum. Şöyle nerede bu kristalimiz? Önce şunu açalım. Ya yani geçen gün bir tane short attım arkadaşlar. Orada da görüldüğü gibi 7 yıldız Venom'u yakalamıştım buradan. Zaten öncesinde açmıştım. Oradan da açtım, kopyaladım. Bu da şey arkadaşlar, etkinlikten geliyor. Bu çift yol var ya oradan. Bir tane veriyorlar yani. Basalım, fazla çevirmeye gerek yok. Evet, 5 yıldız Toad geldi. Dikkatse Jofix gelecek 6 yıldız. Yeni bir hero. Devam edelim. Evet, 7 yıldızımız burada arkadaşlar. Burada birinci tercihim arkadaşlar fırtın olacak. İkincisi de Void ve Kara Kedi olabilir. Tabii Void yakalarsam kopya gerekir. Muhtemelen sadakat mağazasındaki ikinci kristali de alabilirim. Eğer Void açarsam, Void harcısından ne açarsam kristali almam yani.
Evet, haydi bakalım bismillah diyerek başlayalım. Fırtına gelirse gerçekten müthiş olur. Kara kedi hakkında da hiçbir fikrim yok ama tabii 7 yıldızı açarsak onu da kullanmayı bir şekilde öğreniriz. Basalım, durduralım. Haydi bakalım. Bir sürü fırtına geçti. Geç 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 geç. Ulan ördek ya. Normaldir arkadaşlar ördeğin gelmesi burada. Ama sonuçta benim için iyi oldu arkadaşlar. Burada 8. 7 yıldızımızı da yakalamış olduk. Bu ne yarar? 2, 4, 6, 7, 8. Aynen. Burada istila eserlerinden bir tane daha 7 yıldızlaşma şansımız olacak. Bu şekilde. Şöyle gelelim bakalım neyimiz vardı burada. Görüyorsunuz arkadaşlar 6 yıldız S6'ları bayağı bir toplamaya topluyorum artık. Özellikle savaş alanların mağazasından genelde topluyorum onları. Şöyle dur bakalım neyimiz vardı ya. Ya muhtemelen diğer 7 yıldızı da alacağım gibi gözüküyor. Aynen. Ben 1,5 milyon sadakatı da oraya vereceğim. O 7 yıldızı da alacağım. Bunu da açalım. Neredesin? Bakalım bir ördek avurt daha verecek. Kopyalayacağız. Ha, en çöpünü verdi ya. Şaka gibi. Basacağım. Bu sefer fazla çevirmeyeceğim. Yine ördek avurtlar peş peşe geçiyor. Arkus. Arkadaş iki sefer yanında duruyor ya. Fırtına gelse hiç kullanmayacağım hero'lar. Ya bunun da kopya olması lazım yani. Defanslı iş yapması için. O da zor. 3 milyon sadakatı harcadık. Elimizde sadakatımızda 51 bin kaldı. Önemli değil zaten aslına bakarsanız bir tane daha 7 yıldız açma şansım var. Tabii. Ama onu yapsam mı diye düşünüyorum mesela. Şunu açabiliyoruz arkadaşlar. 11 tane öne çıkan verip buradaki 7 yıldızı da alabiliyorum ama gerçekten 11 tane de öne çıkandan neler çıkabilir yani. Kristallere gelelim. Bakayım şöyle bir son bir kez de. Aslında mutant beceri ikilisinden açasım var ya. Eagle'ı yakalamak istiyorum 6 yıldız ama. Şövalyeyi de çıkartalım tabii. O arada ben biraz içimden ağır düşüneyim. Ne yapacağımı bir karar vermem lazım. Şurayı da açalım. Tamam. Ha, Hyperion'u yakaladık 6 yıldız. Enteresan. Hyperion'a da uyandırma basmış. Evet, şans biraz döndü gibi sanki. Şu öne çıkana bakalım ya. Burada kimler? Açalım biz ya en iyisi. En azından
7 yıldız gelir kopyalarsak. Bir 10 tane patlatacağım. Herhangi bir aradığım hero yok. Rastgele açacağız bakalım. 2 tane yeni var arkadaşlar. Bakalım şöyle yavaş yavaş. Üstün gücü. Ne kadar çöp. Şampiyonu kopyalamamız güzel oldu. Gamora'yı kopyalamışız. Kopyaydı zaten. Bayan Marvel. King Groot. Bir tane yeni hero daha yakaladık. Toplamda 2200 parça. 7 yıldız geldi. Bari 2 tane de öne çıkan açalım ya. Battı balık yengide. Haydi bakalım çevirelim. Danny Mustar haricinde ne gelse benim için. Silk gelebilir. Diyeceğiz. Bu da yeni, enteresan. Psycho Man geldi. Kristal çekil yapıyor ama. Vallahi inanır mısınız, bu sadakatlerle aldığım 7 yıldızlarda içinde en çöpleri geldi ya. Böyle bir talihsizlik yok ya. Gerçi mordu da çöp gibi ama. Haydi be, tamam güzel, en azından bir tane yeni karakterlerden birini yakaladık. Lady Death Star. Andaşlarım açmıyor. Bir tane mitolojik kristal oluşmuş. Onu da açalım bari. Açıyoruz artık her şeyi. Uzun zamandır da böyle bir kristal açılımı yapmamıştık tabi. Ver buradan bir altılığı da bakalım. Dur, Stark olur. Oo, müthiş. Stark kopyaladık arkadaşlar. Çok iyi oldu bu da. Aslında bir tane de Paragon kristali açmak isterim ama arkadaşlar Siber haftaya az kaldı. Siber hafta sonu mu? Siber haftasını, neyse onlar. Gerçi orada da ben kredi harcamayı da düşünmüyorum. İşin gerçeği, yılbaşı daha etkili olacak yani kredileriniz için. Eğer krediyi zor kasıyorsanız arkadaşlar kesinlikle oraya harcamayın. Yılbaşını bekle. İki yılbaşında iki yer çekler. 20 taneden de bu çıktı. Şunu da açalım. 10 tane de günlük paragon kristali var. Buradan da bayağı 6 yıldız çıkardım yani. 2 tane çıkardım. Bakalım. Buradan gelmedi bu sefer. 2 tane T5. 4 tane de Alpek. S5'lerimize bak. 17 tane S5 var elimizde. Altın biraz sıkıntıya girdi mağazadakileri aldığımız için. Gerçi ben şu altın takasını bekliyordum ama gelmedi yani. 1780 tane altın var elinde. Bunları açsam yani yine ciddi bir miktarda altına ulaşabiliriz ama dediğim gibi takas mağazasını bekledik. O da bir türlü gelmedi. Şampiyonlarımıza girelim. 9 tane 7 yıldızımız oldu. Son açtığımız 2 tane 7 yıldızla da. Şuraya bak ya, çöp. Gerçekten. Ama gel, sonuçta 7 yıldız olduğu için arkadaşlar en çöp de bile olsa etkili oluyor. Venom bayağı bir iş yapıyor. Kullanıyorum. Rocket Raccoon olsun. Shuri olsun. Guardian da çok kullanıyorum. ...78 tane de 6 yıldızımız olmuş bu arada. 5 yıldızımız kaç tane? 199, 250 tane kalmış. Kantine tekrardan bir gelelim şöyle kantine.
Aslında bir tane uyandırılma verip 50 tane özgünlük taşı alabilirim ama bakalım. Ya şu anda alınabilecek her şeyi aldım. Bu asla bu kredi yetmez arkadaşlar. 8888. Niye? Eğer bu krediye bunu veriyorlarsa emin olun önümüzdeki özel günde siber hafta sonunda daha fazlasını verecek. Siber hafta sonu muydu ya? Neydi ya? Siber hafta sonu deyip duruyorum. Buradan da tabii 6 yıldız taşlarımızı da aldık. Kalmadı. Ya bu nedir ya? 150 parça 7 yıldız parçası veriyorlar ya. Bir rezalet. İnsan biraz fazla verir yani bunu. İnsan hiç cezbedici değil yani. Neyse arkadaşlar bu şekilde yani. Sadakatlarımızı harcadık. 7 yıldızlarımızı açtık. Umarım siz oradan bir fırtına falan yakalamışsınızdır. Yani biz beceremedik ama inşallah size daha iyisi gelmiştir. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.